Ana haber bültenimize dünyadaki önemli gelişmelerle devam ediyoruz. Sınır ihlali ile ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili 48 saat boyunca sessiz kalan Kremlin sarayı ilk siyasi açıklamayı yaparak ihlal olmadığını düşünüyoruz beyanında bulundu. Bizim hava sahamızı ihlal etti. Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından Kremlin Sarayı'ndan ilk açıklama geldi. 48 saat sonra yapılan açıklamada ihlal olmadığını düşünüyoruz ifadeleri kullanıldık. Rusya, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bu ihlallerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci uçak ihlali hadisesinin ardından kendisiyle görüşmek istediğinden haberdar olduğunu söyledik. Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, Vladimir Putin'in Erdoğan'ın bu isteği konusunda bilgilendirildi dedik. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı'nın Rus uçağının hava sahasını ihlal etmesine yönelik açıklamasından sonraki ilk değerlendirmesinde Putin'le görüşmek istediğini söylemiştik. Ben dışları müsteşarımıza Rusya tarafıyla görüşün Sayın Putin'le bizzat görüşmek isterim demişimdir. Ve o andan bu ana kadar henüz kendisine ilettiklerini fakat oradan bir dönüş olmadığını bizim Büyükelçiliğimiz buraya bildirmiştir. Öte yandan İsveç Genelkurmay Başkanı Michel Biden, Rus savaş uçağının Baltık denizi üzerinden İsveç savaş uçağını taciz ettiğini bildirdik. Rusya'nın bugünlerde yeni örneklerine şahit olduğumuz Suriye'nin...